Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Malumunuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlik delilleri hakkında. Yani reşehat marifeti nebinin deryasından bazı damlalar, sızıntılar daha doğrusu, damla bile değil. Ne kadar güzel cevap verdi. Şimdi er-reşhatü s-salisetü, üçüncü reşhat. İ'lem, bilmiş olasın ki ennehu, hakikat şu ki kema tusaddikuhu delailul afakiyyetu, afaki deliller, yani dışarıdaki deliller. Şimdi peygamberimizin peygamberliğini ispat eden iki çeşit delil var. Anlatabildim mi? Biri afaki deliller. Nedir afaki deliller? Şakk-ı kamer gibi. Anlatabildim mi? Kahinlerin vesairenin onu haber vermesi gibi. Biraz önce okuduk. Peygamberlerin haber vermesi, evliyaların ona üstatlık payesi vermesi vesaire gibi. Onun peygamberliğini tasdik ediyor. Kezalik aynı şekilde hüve, Hazreti Peygamber'in şahsı keşşemsi bir güneş gibi. Kendisi de peygamber olduğunun delili. Neyiyle? Ahlakıyla. Şimdi onu zikredecek. Ve inneke le'ala hulukun azim. Yani sen büyük bir ahlak üzeresin. Huve o keşşemsi bir güneş gibi. Yedüllü ala zatihi bizatihi. Bizzat kendisi kendisine delalet ediyor. Peygamber olduğunu gösteriyor. Nasıl? Fetusaddikuhu. Onu tasdik ediyor davasında. Eddelailül enfüsiyyetü. Kendinden kaynaklanan deliller. Nasıl? İşte bu. İz. İctima'u e'ali cemi'il ahlakil hamideti fi zatihi bil ittifak. Onun zatında ittifakla, yani bütün dost ve düşmanın ittifakıyla öyle gelen bütün ahlakın en yüce derecelerinin bir araya gelmesi. Anladın değil mi? Ahlak-ı hamidenin zirvesinde olması. Ve keda aynı şekilde cem'u şahsiyetihil maneviyeti fi vazifetihi, vazifesinde onun şahsiyeti maneviyesinin toplaması, neyi? Efadıle cemi'i secayel galiyeti, çok kıymetli seciye ve huyların tamamının en faziletlilerini, yani ahlakın en zirvesini, vel hasailin neziheti ve nezih hasletlerin en iyilerini onun şahsiyet-i maneviyesinde bir araya getirmesi, cesaretse zirvede, hilimse zirvede, afüse zirvede, ilimse zirvede, yani bütün güzel ahlakın zirvesi. Ve keda aynı şekilde kuvvetu imanihi, imanının kuvveti, bi şehadeti kuvveti zühdihi, bir defa dünyaya ait çekimserliğinin kuvvetinin şehadetiyle, yani dünyada hiç gözü yok, ve kuvveti takva, Allah'ın emir ve yasaklarına uyma noktasındaki kuvveti sebebiyle, ve kuvveti ubudiyeti, ubudiyetindeki güç ve kuvvet sebebiyle, imanının gücü. Aynı şekilde ve keda, bunlar hep onun nefsine yönelik olan deliller. Ve keza aynı şekilde kemali vusuki, davasına olan tam güveni. Hiç tereddüdü yok. Nasıl? Bir şehadeti siyerihi. Hayat hikayesinin şahitliği yeterli buna. Hazreti biliyorsun Resulullah Ebu Talib'in sözüne verdiği cevap meşhur. لَوُضِعَةِ الشَّمْسُ فِي يَدِي وَالْقَمَرُ فِي الْاُخْرَى. Eğer bir elime güneş, bir elime ayı koysanız davamdan vazgeçmem. Güveniyor. Ve kemali ciddiyeti davasında tam ciddi. Ve kemali metaneti tam sağlam. Hiç tereddüt geçirmiyor. Ve keza aynı şekilde kuvvetu emniyetihi tam güvenmesi. Emin olarak. Fi harekati bütün hareketlerinde. Bi şehadeti kuvveti itminanihi. Mutmain, kalbi mutmain. Hareketlerinde bir şüphesi yok. Anladın değil mi? Bütün bunlar tusaddikuhu, onu tasdik ediyor. Fi da'va tumsikuhu bil hakkı. Fi da'va temessükihi bil hakkı. Tumsikuhu değil. Hakka olan bağlılığı davasında.
ve sülûki alel hakikati, doğru yol üzerinde gittiği noktasında onu tasdik ediyor. Kemâ tusaddiku, nasıl ki tasdik eder, el evrâkul hadıratu, yeşil yapraklar, vel ezhâlun nadıratu, güzelim çiçekler, vel esmârut tariyyetü, taze meyveler, nasıl ki tasdik eder, hayate şeceretiha, ağacının hayatını tasdik ettiği gibi. Harika değil mi? Bunlar Resulullah'ın zatında olan deliller. Geldik er-reşşatür rabiatüye. Yani dördüncü reşhaya. Peygamberimizin peygamberliğine dair. İ'lem, bilmiş ol ki enne lil muhiti zemaniyyi vel mekaniyyi te'siren azimen fi muhakematil ukuli. Allah Allah. Zaman ve mekan çevresinin akılların muhakemelerinde, karar vermelerinde büyük etkisi vardır. Anladın değil mi? Üstad Hazretleri bunu İbn-i Sina, İbn-i Zaman'dır diyor. Yoksa diyor bugünün ortaokul talebesi ondan daha iyi coğrafya biliyor. Çünkü en azından ayın değişmez olmadığını kabul etmiyor. Demek zamanın etkisi var. فَاِنْ شِيْتَ فَتَعَى İstersen gel gör. Nehla. Bu arkadaşlar fetealin, yani nehi ve emrin cevabında gelenler mezzum olurlar. Bunu okumuştuk. Nehla. Hâdihi l-hayalâti zemâniyyete vel asriyyete vel muhitiyyete. Bütün zamana, o asra ve bunları kuşatan hayat şartları ve bütün şartlara ait olan hayallerimizi çıkaralım. Anlaşıldı değil mi? Soyunalım. Yani bugünkü hali bırakalım. Asr-ı saadete gidelim. O zaman takdir ederiz onu. Ve netecerret. Sıyrılalım. Min hâdel libâsil mulevves. Bu asrın kirli elbisesinden sıyrılalım. Sümme nahudu. Sonra dalalım. Fî bahri zemâni seyyâli. Akıp giden zaman deryasına dalalım. Allah. Ve nesbahu fihi, bu deryada yüzelim. Yüzelim. Nasıl güzel ifadeler. İlâ en nahruce, ta çıkıncaya kadar. İlâ asr-i saada, saadet asrına çıkıncaya kadar. Elleti hiyel ceziretul hadra'u, ki o asr-i saadet yeşil bir yarımadadır. Fîmâ beynel usûri ve duhûr, asırlar ve zaman devirler arasında yemyeşil bir ada olan asr-ı saadete çıkalım. Diğerleri kızıl, kanlı, manlı. Fallandur, bakalım. İlâ ceziretil Arab, Arap yarımadasına. Elleti hiye el medînetu şehbâ'u fî tilkel cezîreti zemâniyye. O zaman yarımadasında, o zamanın yarımadasında fevkalade parlayan bir şehirdir. Anladın mı? Muhteşem bir şehirdir. Ve nelbis, giyelim. Mâ nesicu lena zâlike zamanı. Yani o dönemin bizim için dokuduğu elbiseleri giyelim. Öyle şimdi yani ilimler gelişmiş, her şey oluşmuş. Bırak sen onları. O zamanın dokuduğu elbiseleri giyelim. Ve hâtehu lena zâlikel muhit. O sosyal çevrenin bizim için biçtiği elbiseyi giyelim. Hâtehu, elbise biçip dikmek. Hatta nezûra velev bil hayali. Ta ki hayal ile de olsa ziyaret edelim. Kutba merkezi daireti risaleti. Risalet dairesinin merkezi olan kutbu, yani Arap Yarımadası'nı ziyaret edelim. Ve huve, o peygamber iken hal cümlesi. Alâ re'si vazifeti ya'mel. Vazife başında iş görürken ziyaret edelim. Bakalım neler yapmış bu zat. Yahu çok tatlı değil mi bu? Fefteh ayneyke vandur. İki gözünü aç ve bak. Fe inne evvele mâ yetezâheru lena min hâdîl memleketi. O memlekette bizim için ilk görünen şey şudur. Şahsun harikun. Harika bir şahıs.
lehu hüsnü suretin faikatin. Üstün bir güzelliği var bir defa. Sureti güzel. Ben en güzeliyim diyor Allah'ın yarattığı insanlar içinde. Ayrıca sadece sureti güzel değil. Fi husni siratin raikatin. Çok tatlı, raike akıcı demek. Yani akıp giden bir hayat güzelliği de var. Yani siret iç güzellik, hayat tarzı vesaire. Suret de dış güzellik. Feha huve, işte bu zat, ahidun biyeti, eline almış, kitaben mu'cizen kerimen, herkese ikram ve kerem dağıtan mucize bir kitap almış Kur'an-ı Kerim. Ve bilisanihi, diline de takmış, hitaben mu'cizen, hakimen, yani icazlı, mu'cizen, mu'cizen değil de, hikmetli bir hitap almış. Yübellihu, tebliğ ediyor insanlığa, hutbeten ezeliyeten, ezeli bir hutbeyi tebliğ ediyor. Ve yetluha, o hutbeyi, ezeliyeyi okuyor, ala cemi'i beni Adem'e, bütün insanlığa okuyor. Bel ala cemi'il cinsi ve cinni vel insi, belki bütün insanlara ve cinlere okuyor. Bel ala cemi'il mevcudati, belki bütün varlıklara okuyor. Hayalil acel, ne kadar şaşılacak bir durum. Mâ yekûlu, acaba ne diyor bu hutbe-i ezeliyede? Ya o kadar güzel yürütmüş ki. Ne'am, evet. Yekûlu an emrin cesimin, çok büyük bir işten bahsediyor. Ve yebhasu an nebe'in azimin, çok dehşetli, büyük bir haberden bahsediyor. İz, o da ahiret ha. Zira yeşrahu, açıklıyor. Ve yuhillul muamma, bulmaca gibi şeyleri çözüyor. Bulmaca. El acibi fi sırri hilketil alem. Alemin yaratılışının sırrıyla alakalı çok acip, şaşılacak bulmacaları çözüyor. Yani nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Ve yeftehu, açıyor. Ve yekşifu tılsımel muğleka fi sırri hikmetil kainati. Kainatın niçin yaratıldığına dair hikmetlerin sırrını açıklayan, da onunla ilgili olan kilitli tılsımları açıyor. Ve yuvaddihu veya yudihu, fark etmez, izah ediyor. Ve yebhasu, bahsediyor. Anil esileti selâsetil mu'dala, çok zor üç sualden bahsediyor. Elleti şegaletil ukule, tarih boyu akılları meşgul eden. Bütün filozoflar bununla meşgul olmuş. Felsefe dört sorunun cevabıdır. Üçü aslı bu. Ve evka'atha fil hayreti. Bütün akılları şaşkınlığa düşüren üç sorudan bahsediyor. İz, zira hiye, bu üç soru, el esiletülleti yes'elu anha kullu mevcudin. Her varlığın sorduğu üç sorudur. Ve hiye bunlar, men ente, sen kimsin? İnsan için de geçerli, taş için de geçerli. Ve min eyne, nereden geliyorsun? Ve ila eyne, nereye gidiyorsun? Ve dördüncüsü de, reisiniz kimdir, vazifeniz nedir? Tabi bu daha ziyade pek filozofların işine gelmeyen soru, anlamazlar çünkü orada. Vallahi ben olsam bir tane daha okulum ama siz bilirsiniz. Vallahi okuyalım. Hı? Okuyalım. Yani çok tatlı değil mi? Er-reşhatul hamisetü, beşinci reşha. Undur, bak hele. İlâ hâze şahsin nuraniyyi. Bu nurani şahsa bak bakalım. Keyfe yenşuru minel hakikati diyâen nevvâra. Hakikatten nasıl her tarafı nurlandıran bir ışık yayıyor. Ve minel hakki nuren mudî'a. Hak'tan da, hak olan şeylerden de her tarafı aydınlatan bir ışık yayıyor. Hatta sayyara leylel beşeri nehara. İnsanlığın gecesini gündüz yaptı. Ve şitâehu rabi'a. Kışını bahar yaptı. Fekennel kainati. Sanki kainat. Tebeddele şekluha. Kainatın şekli değişti. Fesârel âlemu. Bütün âlem oldu. Dahiken mesura, gülmeye ve neşelenmeye başladı.
ba'dema kâne abûsen kamtarîrâ. Yüzü ekşi ve buruşmuşken. Hani biliyorsun Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor. Eğer bunu anlarsan sebbaha lillâhi mâ fissemâvât vel ard ayetini diyor. Git oz dönemde oku. Çünkü o döneme göre kainat ağlayan, sahipsiz, karanlık, kim yaptığı belli olmayan bir şey. Kur'an diyor lamba gibi yakıyor bunu. İz zira izâ lem nastadi'u nastadi bi nurihi, onun nuruyla aydınlanmadığımız zaman nera fil kainati ma'temen umumiyen, bütün kainatta umumi bir matem. Ölenler ölüp gidiyor. Geri dönüş imkanı yok. Ağla ve nera mevcudatiha, yine mevcudatını görüyoruz. Kel ecenibi velada, birbirine yabancı ve düşman. La ya'rifu ba'dun ba'da, birbirini tanımıyorlar. Bel yu'adihi, belki birbirine düşmanlık ediyorlar. Ve nera camidatiha, onun yani alemdeki camit şeyleri, cenaize dehaşeten, insana dehşet veren cenazeler gibi görüyoruz. Düşünsen imansız bir adamı, gemi batmak üzere dehşetli dalgalar geliyor. O dalgalar insana dehşetli cenaze gibi geliyor. Ve nera hayvanatiha ve enasiha, insanları ve hayvanları görüyoruz. Eytamen bakine, ağlayan yetimler gibi. Bir darabati zevali vel firak, zeval ve firakın darbeleriyle. Ve nerel kainati, kainatı görüyoruz. Bi harekatiha ve tenevvuatiha ve tegayyuratiha, hareketleriyle, çeşitlenmeleriyle ve değişimleriyle. Ve nukuşiha, ve nakışlarıyla. Hani bazen dalgalar vesaireler. Nel'abetet tesadüfi, tesadüfin oyuncak yerler. Eğer birisi idare etmiyorsa öyle. Muncerraten ilel abesiyeti, tamamen o hareketler, nakışlar hepsi abesiyete, yani lüzumsuzluğa doğru gidiyor. Mühmeleten la mana leha, manasız şeyler olarak ortada kalıyor. Ve neral insane, insana bakıyoruz. Katsare olmuş bi azzihil müz'ici, zaten kendisini perişan eden acziyle, hiçbir şeye gücü yetmiyor. Ve fakrihil mu'cizi, kendisini her şeyin karşısında, ihtiyaçları karşısında aciz bırakan, o gün okuduk ya. Ve aklihin nakili li ahsanil madi ve mehavifil müstakbeli ila ra'sil insani, ve geçmişin hüzünlerini, geleceğin korkularını insanın başına taşıyan aklı sebebiyle. Yani üçü de bela, akıl da bela oldu. Edna, insanı görüyoruz, en aşağı duruma düşüyor. Ve ahsara, en zararlı varlık. Min cemi'il hayvanat, bütün hayvanlar içinde. Fehadihi, bu hiye mahiyetül kainat. Kainat böyledir işte mahiyeti. Ama kimin yanında? İndemen lem yethul fi daireti nurihi, o peygamberin nur dairesine girmeyenler nezdinde. Fanzuril ane bi nurihi, şimdi onun nuruyla bak bakalım. Ve bi mirsadi dinihi, ve onun dininin mirsadiyle. Mirsad dediği teleskop, değil mi? Dürbün. Ha, özür dilerim. Ve fi daireti şeriatı, onun şeriatının içine girerek bak bakalım. İlel kainati keyfe tera, kainata bak nasıl göreceksin. Ondur bak hele. Kat tebeddele şeklül alemi, alemin şekli değişti. Fetehevvele beytül me'temil umumiyyi mescide dikri vel fikri ve meclisel cezbeti ve şükri. Allah Allah. O umumi matem evi olan kainat, alem, zikir ve fikir mescidi cezbe ve şükür meclisi haline döndü. Çünkü bütün varlıklar Allah'ı tesbih ediyor. Kuşun cıvıldaşması bile cezbe. Allah'ı zikretmekten gelen cezbe. Ve tehavvele el-e'da'u el-ecanibu min el-mevcudati ahbaben ve ihvanen. Mevcudattan birbirine düşman ve yabancı olanlar birbirine dost ve kardeş oldular. Ve tehavvele kullun min camidatiha el-meyyiteti samite. Allah Allah. Yani ölü ve suskun olan o camitlerin her biri,
yani cansız ve şuursuz olan varlıkların her biri, dağı, taşı, denizi hayyen muisa. Ünsiyetli bir canlıya döndü. Me'muren müsahharan. Bir emir altında hareket eden ve birinin kudretiyle görevlendirilen görevlilere döndü. Natıkan, konuşan, bilisani halihi, ayati halikihi. Halikinin ayetlerini hal diliyle anlatan. Ve sahara şemse vel kamara. Ayeti bunu, benzerleri bunu anlatıyor. Ve tehevvele zevül hayati minha. O kainattaki varlıkların içinden hayat sahipleri dönüştü. Kim ama? El eytemul bekunel müştekun. Hallerinden şikayet eden ve ağlayan yetimler olan o canlılar dönüştü. Zâkirîne fî tesbihâtihim. Yaptığı tesbihlerde zikredenlere. Şâkirîne li terhîsâtihim. Askerlikten terhis edildikleri için şükredenlere. O ağlamalar bile şükür manasına. Terhisat dediği vazifeleri bittiği için yani. An vazâifihim. Vazifelerini tamamladıklarından. وتحولت حركات الكائنات وتنوعاتها وتغيراتها. Kainatın bütün hareketleri, çeşitlenmeleri, değişikliklere uğramaları min el abesiyeti vel mühmeliyeti. Lüzumsuzluktan, manasızlıktan ve mel'abeti tasadüfi. Tesadüfün oyuncağı olmaktan nereye değişti? İla sayruratiha, değişim, olmaya. Mektubatin rabbaniyeten, rabbani mektuplar olmaya. Ve sahaife ayatin tekviniyetin, tekvini ayi, Allah'ın değil mi kudret şeriatının şu kainattaki ayetler, onun sayfaları olmaya. Ve meraya esmain ilahiyetin, ilahi isimlerin aynaları olmaya. Hatta terakkal alemu, ta ki alem ilerledi. Yükseldi. Ve sara oldu kitabel hikmeti samedaniyeti. Allah'ın samedani bir hikmeti oldu. Bunu bitireceğiz. Mecburuz. Samedani ne demek biliyorsunuz onu değil mi? Vandur. Bak bakalım. İlel insan. İnsana bak hele. Keyfe terakka. Nasıl ilerledi? Min hadidil hayvaniyetil acizetil fakiretil zelile. Alçak. Fakir. Aciz, iki yara dedim ya, fakrla aç. Böyle olan hayvanlık çukurundan, hadid çukur, ila evcil hilafeti, Allah'ın yeryüzünde halifesi olması zirvesine ulaştı. Bi kuvveti da'fihi, zaafı kuvvetli olduğu için. Hayvanlara göre daha zayıf insan çünkü. Allah Allah. Ve kudreti azzihi. Ve acizliği kudrete dönüştü. Çünkü ona yöneldi. Ve sevki fakrihi, fakirliği Rabbine sevk etti onu. Ve şevki faketihi, ihtiyaçlarının şevki arttı, Allah'a yöneldi. Ve şevketi ubudiyetihi, Allah'a olan kulluğunun haşmeti sebebiyle. Ve şu'leti kalbihi ve haşmeti imani aklihi, kalbindeki iman parıltısı ve aklındaki imanın muhteşemliği sebebiyle. Sonmandur, sonra bak. Keyfe sarat esbabu sukutihi minel aczi vel fakri vel akli. Acz, fakr ve akıl ki onun manevi düşüşünün, sukutunun sebepleriydi. Bunlar ne hale geldi? Esbabu sukutihi, yükselişinin sebepleri oldu. Alçalışının sebepleri olan acz, fakr, akıl yükselişinin sebepleri oldu. Nasıl? Bi sebebi tenevvuriha. Nurunu aldığı için bi nuri hâde şahsin nuraniyi, bu nurani şahıstan ışıklandığı ve aydınlandığı için. Sun manzur ilel madi. Geçmişe bak bakalım. Zâlikel mezârul ekberu fî zulümâtihi. Mazinin karanlıklarında kalan büyük mezar. Hepsi ölmüş dostların, hepsi. Hepsi orada. Büyük mezar. Keyfeste da'a. Nasıl aydınlandı? Bi şumusil enbiyâi ve bi nücumil evliya. Peygamberlerin güneşleri ve evliyanın yıldızlarıyla. Hayır, ölmediler. Rablerine gittiler.
ve ile istikbali tilkel leyletil leylâi fi zulümâtihi. Geleceğin karanlıkları içindeki aşırı zifir karanlık şu geceye bak. Keyfe, nasıl tenevvere, bu gelecek yani. Tenevvere, nurlandı bidiyâil Kur'an. Hayır. Bu asırdaki sıkıntılara da böyle bakacağız. Kur'an'ın ışığıyla baktık mı ne Azerbaycan, ne Suriye, ne şu ne bu Türkiye'yi ve İslam'ı durduramayacak. Ve tekşifu an besatil cinani. Cennet bostanlarını anlatıyor. Allah Allah. Fe ala hada. Bütün bunlar üzerine. Lev lem yucet hada şahsu. Eğer bu nurani şahıs olan Resulullah olmasaydı. Lesekatatil kainatu vel insanu. Kainat ve insan bütün değerlerinden aşağı düşecekti. Ve kullu şeyin ila derecetil adem. Yokluk hükmüne düşeceklerdi. La kıymete ve la ehemmiyete laha. Ne kıymeti ne önemi olacaktı. Feyelzemu. Gerekiyor. Limitli hadil kainatil bedi'atil cemileti. Bu güzel, eşi benzeri olmayan kainatın olması gerekiyor. Neyi? Min misli hâdâ şahsil hârikil fâikil muarrifil muhakkik. Hem araştırıcı, hem bize tarif edici, hem üstün, hem harika olan böyle bir şahıs gerekiyor bu kainata. Ne tatlı cümle değil mi? Feizâ lem yekun hâdâ, böyle olmazsa felâ tekünil kainat. Kainat olmaz. İz lâ mânâ lehâ bin nisbeti ileyne. Çünkü o zaman kainatın bize nispetle manası kalmaz. Fema astaka ma kale. Şu söylediği söz ne kadar güzel. Men kavluhul hakku ve lehul mulku. Yani sözü doğru ve Allah'ın izniyle de kainat, dünyadaki manevi saltanat onun olan kişinin söylediği ne kadar güzel doğru bir söz. Bu cümle özellikle bu. Yani bir kısım selefilerin dangalaklığını izah ediyor. Biliyorsun bizde de bir tane vardı. Levlâke levlâke. Yani bu, özür dilerim, burada yanlış bir mana verdik. Yani burada sözü hak ve bütün mülk onun olan Allah'ın söylediğinden daha doğru ne olabilir? Hadisi kutsi ya bu. Levlâke levlâke lemâ hılaktü leflâk. Manası bu. Eğer sen olmasan, sen olmasan bütün kainatı yaratmazdım. Aşağıda güzel bir nokta var. Ben Türkçesini vereceğim. Ali Yülkari denilen meşhur bir alimin El Esrarül Merfu'a isimli eserinde şu var. Sagani denilen alim diyor ki, yani bu levlâke levlâke lemâ hılaktü leflâ rivayeti uydurma gibi görünüyor. Ama manası kesinlikle sahihtir. Zira Deylemi Hazretleri İbn Abbas'tan merfu olarak şunu naklediyor. Cebrail Aleyhisselam geldi ve şöyle dedi. Ya Muhammed, sen olmasan cenneti yaratmazdım. Sen olmasan cehennemi yaratmazdım. Bir diğer rivayette de sen olmasan dünyayı yaratmazdım. Ne farkı var? Yani ötekinin nakil tarzı yanlış olabilir. Ama manası doğru. Zaten mütevatir bir hadiste, sahih bir hadiste bunu destekliyor. Daha enteresanı, Keşf-ü Acluni'di de Keşf-ü Hafa'da da şöyle diyor. Sani her ne kadar rivayetinin uydurma olduğunu söylemişse de ben hadis olmasa da manasının doğru olduğu kanaatindeyim. Leknevi Hazretleri diyor ki, bu meşhur bir Hanefi fakihi ve muhaddisi, yani lafız olarak sabit olduğu tam bilinmese de manası doğrudur. Anlatabildim mi? Ali Yülkari ise gayet açık bir şekilde bunun manasının sahih olduğunu ve biraz önceki Deylemi radıyallahu anhün Deylemi'nin İbn Abbas'tan merfu, yani peygamberimize kadar ulaşan sahih nakil senetle naklini aynen tekrar ediyor. Kastalani de aynı meseleyi anlatıyor. Hatta merfu olarak şunu naklediyor. Adem Aleyhisselam Muhammed ismini Arş-ı Azam'da yazılı görmüş. Ve Allah buyurmuş ki Adem'e, Muhammed olmasa seni yaratmazdım. Çok enteresan. Yine yani diğer alimler de İbn Abbas'tan şunu naklediyorlar. Allah Hazreti İsa'ya şunu vahyetmiş. Muhammed'e iman et. Ümmetine de emret ki ona iman etsinler. Zira Muhammed olmasa ben Adem'i, cenneti ve cehennemi yaratmazdım.
yeri, arşı su üzerine yarattım. Tam duramadı. Üzerine la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdım. İstikrar kazandı. Allah Allah. Subhanallah. Zehebi de şöyle bir şey ifade ediyor. Yine yani Deylemi'den naklen Cebrail geldi, buyurdu ki Allah şöyle buyuruyor. Eğer sen olmasaydın ben cenneti ve de cehennemi asla yaratmazdım. Ya bunlar delil değil mi kardeşim? Kaldı ki Bediüzzaman Hazretleri'nin bir özelliği var. İslami ilimlerin tamamında, özellikle kelam ilminde eski alimlerin ihtilaf ettikleri meselelerde son sözü söylemiş. Cezakumullahu hayran ketira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah. Keçeliler bugün sınırı çok açtık ha. Daha çok lezzetli bir dersti değil mi? Siz de öyle lezzet alıyorsunuz.